Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir beni tanıyın videosu hazırladım. Aslında kamera karşısında bir tane video çekmiştim bugün ama çok içime sinmedi. O yüzden ben de bir yandan iş yaparken, bir yandan sizle sohbet eder gibi kendimden bahsetmeyi daha uygun gördüm. Bu şekilde daha rahat ettim. Şu an gece saat 11.30-12 geliyor sanırım. Çocuklar uyudu, biraz dinlendim, evi toparladım. Sonra mutfağa geçtim ve kızımın en sevdiği elmalı turta yapıyorum. Sabah uyandığında bunu gördüğünde ne kadar sevineceğini çok iyi biliyorum. Aslında kendimden bahsederken mahcup olan biriyim ama kısa bir özet de olsa size kendimi anlatacağım bu videoda. İsmim Didem. 16 Haziran 1986 Zonguldak doğumluyum. İkizler Burcu'yum. Şu an Aydın'da yaşıyorum. Eşim bankacı olduğu için bu bölgedeyiz. Evlenmeden önce İstanbul'da yaşıyordum. İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde turizm işletmeciliği mezunuyum. Dolu dolu bir öğrencilik hayatı yaşadım. Daha sonra direkt iş hayatına başladım. Yoğun bir iş hayatı sürecinden sonra da evlenerek oradaki bütün hayatımı arka planda bırakıp yine Aydın'a geldim ve burada kendime yeni bir hayat kurdum eşimle beraber. En büyük hayallerimden biri çocuklarıma kendim bakabilmek, onlarla evde dolu dolu vakit geçirebilmekti. Bunu gerçekten o kadar çok istiyordum ki bugünüme baktığımda ben gerçekten aslında şu an hayalimi yaşıyorum. Mal, mülk, para, kariyer gerçekten problem değil. Onlar zamanla edinilir, edinilmez ama gerçekten çocuk sevgisi çok başka ve her şeyin ötesinde. Çok seviyorum. Aydın'a geldikten sonra büyük kızım doğmadan önce yaklaşık 2 sene evdeydim. Bu süreçte YouTube'dan örgü videoları izlemeye başladım ve inanılmaz bir örgü sevdalısı oldum. Gerçekten oyuncak bebekler, atkılar, bereler, eldivenler ne bulursam örüyordum. Çok seviyorum, çok çok seviyorum. Bir süre ara verdim diyelim, şimdi çocuklarla ilgileniyorum. Ama ilk fırsatta daha çok örebileceğimi hayal ediyorum. Çok planım var, örecek o kadar çok şey var ki. Of, hepsi beni beklesin. Yapı olarak çok sosyal biri değilim. Gezmeyi çok sevmiyorum. Daha çok ev seviyorum. Çok sabırlıyım. Kendi halimde yaşıyorum. Dinginim, huzurluyum. Kafama çok fazla bir şey takmıyorum. Çünkü buna değmeyeceğini düşünüyorum. Bu hayata gerçekten bir kere geldiğimize inanıyorum ve bu cana iyi bakmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bilmiyorum, ben İyiyim böyle. Eşimle nasıl tanıştığımı merak edebilirsiniz. Şöyle, çalıştığım dönemde bir kere annemlerin yanına gelmiştim. Orada annem beni düğünlere getirmeyi çok seviyordu. Yine bir düğüne gitmiştik beraber. Sevdiğim birinin düğünüydü. Eşim de oraya ailesiyle beraber gelmiş. Orada kuzenimle beraber sohbet ederlerken işte kuzenimin aklına ben gelmişim evlilik çağında. Eşim de evlilik çağında olduğu için bizi uygun görmüş ve ona benden bahsetmiş. O da görüşelim tabii, neden olmasın demiş ve telefon numaramı vermiş kuzenim. Daha sonra beni aradı, daha sonra yemeğe çıktık, daha sonrasında süreçler gelişti. Bu arada bu elmalı turtanın hamuruyla cebelleşiyorum bildiğiniz. Toparlamaya çalışıyorum. Gece gece bana bayağı spor oldu ama ben çok keyif aldım. Sonunda nihayet toparlandı. Çok güzel oluyor ama tadı gerçekten çok güzel oluyor. Elmalı kurabiye gibi aslında ama turta olmuş adı. Yani elmayı içine koymuyorsunuz. İşte böyle üstüne yayıyorsunuz. Üstüne desen yapıyorsunuz. Turta oluyor. Aslında elmalı kurabiye bence. Kurabiye kokan, kek kokan evleri seviyorum. Bana böyle çok sıcak, çok samimi hissettiriyor. O evin içinde sevgi varmış gibi hissettiriyor. Benim için çok derin anlamları var. O yüzden hiç ne kurabiyem eksik olur, ne kekim eksik olur.
Bir yandan da Kadir Özil'i izliyorum tabii ki, en hamarat benim. Bu saatte izleyebiliyorum, gündüz izleyemiyorum. Çok eğleniyorum. Bir de uykumu getirmiyor. Yani onu izlerken enerjisi yüksek bir program olduğu için uykum gelmiyor ve iş yapabiliyorum, bir şeylerle uğraşabiliyorum. Kendimle ilgili bir başka özellikten bahsedecek olursam, ben televizyon izlemiyorum. Dizileri izlemiyorum, çok üzücüler. Haberleri izlemiyorum, hep üzücü, hep negatif şeyler görüyorum. Kadın programları deseniz, o bütün kanallarda bir dert programı var. Evet, dertli bir milletiz. Ama bazen oralarda çok televizyonda konuşulmaması gereken şeylere görüyorum. Utanıyorum yani. Ben o konu orada konuşulurken utanıyorum. İnanamıyorum yani onun böyle normal bir şeymiş gibi herkesin önünde konuşulmasına. O yüzden hiçbir şekilde onları da izlemiyorum. Kadir İzildi'yi seviyorum. Çok eğlenceli. Yani enerjisi yüksek şeyler lazım bize. Bu tarz şeyler bizi dibe çekiyor, bizi mutsuz ediyor. Aslında gerçekten ruhumuzun enerjisini emiyor. Çok kötü. Hayata iyi yanlarından bakmayı seviyorum. Bardağın ben dolu kısmını görenlerdenim. Bununla besleniyorum. Çünkü hepimizin hayatında bir sürü sorun var. Hiç kimsenin hayatı dışarıdan gözüktüğü gibi değil, hiç kimsenin hayatı mükemmel değil. Ama sizin o hayata, bizim o hayata nereden baktığımız çok önemli. O yüzden baktığımız yeri değiştirirsek belki hayatımızı da değiştirebiliriz. Ben değiştirdim. Gerçekten çok farklı bir yerden bakıyorum hayata ve hayatıma. Bu bana çok iyi gelen bir tarz. Bilmiyorum, ben herkese tavsiye ediyorum böyle olmayı. Evet, bir yandan da elmalı turtamı yapmaya devam ediyorum. Hamurunu açtım, tabanına yerleştirdim. Bu arada elimi yağlayıp da orayı yağlamayı hiç sevmiyorum. O yağa dokunmaktan hiç hoşlanmıyorum ama böyle yapıyorum. Peçeteyle yapınca istediğim gibi olmuyor. Böyle en güzeli elim. O yüzden mecbur böyle yapıyorum. Bir yandan da iki tane yağlı kağıt arasında üstüne koyacağım hamur parçasını açıyorum. Bunu böyle birazdan şekilli şekilli keseceğim. Görüntüsü güzel oluyor. Çok çok beğeniyorum. Bir de ben böyle yeni tarifler, değişik tarifler deneyip böyle arkadaşlarımla yemeği çok seviyorum. Bundan önce biz Muğla'da oturuyorduk. Orada çok sevdiğim arkadaşlarım vardı işte. Öğlene kadar evin işini bitiriyoruz. Öğlenden sonra çocukların uykusu, yemeği derken sonra sosyalleşme zamanımız geliyordu. O yakın arkadaşlarımla beraber bir gün biriyle, bir gün biriyle, bir gün hep beraber toplanırdık. Her gün mutlaka bir beraber olurduk bir yerde. Ve beraber çay, tatlı, kısır, artık ne varsa evimizde, dolabımızda onları yer içerdik. Çocuklar da bir yandan oyalanırdı. Hepimizin de çocuğu vardı. Çok çok güzeldi. Muğla'yı çok seviyorum. Bende yeri çok ayrı. Çok güzel insanlar tanıdım orada. Hayatımda gerçekten en sevdiğim yerlerden bir tanesi Muğla. Turtamı fırına verdim ve şimdi günün en sevdiğim saati, kahveye bisküvi batırma saatim. Gece gece bunu yapıyorum ama ne yapayım, ondan biraz enerji alırım. Yarın ne olsa yakarım ben onu gündüz çocuk peşinde koşarken. Kendimi avutuyorum. Bu arada makinemin dibinde su kalmış. İnşallah bozulmamıştır. Gözüme inanamıyorum şu anda. Ama güzel yıkamış. Neyse, sabah bakarım. Turtam da pişmek üzere. Evet, ben kendimden bu kadar bahsedebiliyorum. Başka hiçbir şey aklıma gelmiyor. Sizin merak ettiğiniz şeyler olursa yorum olarak yazarsanız ben seve seve hepsine dönüş yaparım. Şimdiye kadarki bütün yorumlarınız, beğenileriniz için, her şey için, güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ediyorsunuz, mahcup ediyorsunuz. Ben burada olduğum için tekrar söylüyorum, çok mutluyum. İyi ki gelmişim, iyi ki sizinle iletişim kurabiliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.